Selamlar herkese. Bugün Erim'le beraberiz. Erim'i daha öncesinde tanıştırmıştım. Müthiş bir Türk buluşu olan akıllı karavan sistemlerini keşfeden özgün tasarım. Özgün tasarım. Evet. İşte karavanın hırsızlık, güvenlik gibi bir sürü şeyi. Şimdi Erim'e ilk önce hoş geldin diyelim müsaadenizle. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Erim, daha önce biz akıllı karavan sistemlerini başka bir isimle, ERM diye bir adla tanıttık. Fakat siz artık dünyaya açılıyorsunuz. Evet, o biraz minimal bir durumdu. Yani yeni başlangıç için bir adımdı. Uluslararası bir ismi olsun. Hani bir İngiliz okuduğunda da bir şey anlayabilirsin. One ne oldu? IQ'nun 1-0'ın yani oradaki kombinasyon ne olduğu zaten aşikar. Yani bir de herkes kafasına göre yorumlasın. Oradaki mantık belli. Anladım. Global bir isim olsun diye onun üzerinden gidip yapımızı da resmileştirdik. Önceden bizim üzerimizde, firmamız üzerinde olan bir yapıyı yazılım firmamızla falan beraberleşip beraber bir şekilde yani yapıyı resmi daha böyle geniş bir şirket haline getirdiniz. Evet. Yani İngilizce menümüz, İngilizce versiyonu da yapılıp şu an İngilizce versiyonu da yayında. Çok güzel. Uluslararası herhangi bir yabancı bir karavan montajı şu an hazır. Yani Türk çocukları dünyaya açılıyor ve ben yine bir gurur tablosuyla sizlerle beraberim. Şimdi bugün bir moto karavana yapıyoruz. Evet. Bu sistem hem çekme karavana hem moto karavana uygulanabiliyor. Camper, semi entegre, herhangi bir karavana uygulanabilecek bir sistem böyle. İsmini tam olarak söyleyelim insanlar. Ben yazacağım, videonun altına da yazacağım. IO1. Yani IO ve AN aslında. IO1 akıllı karavan sistemleri. Yeni IO1'la birlikte biz önceki sizle daha önce çektiğimiz videoda full paket diye bir tek paketimiz vardı. Onu yayınlıyorduk. Sonra gelen tepkiler üzerine niye işte bunlar biraz fazla bize. Bize güvenlik biraz daha odaklanılsın diye. Biz alarm, iç alarm, takip artı hani akü durumunun bitmesi durumunda başka sınıflar yol açacağı için akü durumu. Bu üçünü takip edebiliriz. Orta paket devreye soktuk. Üç çeşit paket yaptık. Yani full paketin altında alt paket. Karavan güvenlik sistemi diyoruz biz ona. Bir de takip paketi yaptık. Onda bir araç takibin biraz daha karavana uyarlanmış bir versiyonu var. Rota geçmişleriniz geldi. Önceki yazılıma göre bayağı farklılıklar geldi. Bununla ilgili sadece şöyle bir dezavantaj bir durum oldu. Biz önceki paketimizde bütün karavancıların kullanabileceği ücretsiz bir uygulama hani tanıtım yaptığımızda kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde güvenlik açığı oluşan bir bölüm oluşuyordu orada. Yazılım firmamız bize bunu herkese açmamamız gerektiğini sadece sistemi alanların kullanması durumunda daha güvenli olacağını varsayarak biz ondan vazgeçmek zorunda kaldık istemesen de olsa. Yani şu an daha önce ücretsiz kullanım olan durumlar artık ücretli. Ücretli. Yani bunu tamamen şey gibi anlaşılmasın yani tanıtıldı vazgeçildiği şeklinde değil kesinlikle. Güvenlik açıkları saldırılar oluyor server'a. Orada şu an 1000 tane kullanıcı indirmemiz oldu akıllı güvenlik sisteminde. Akıllı karavan sisteminde. Şimdi 1000 tane indirmeyi kim istemez? Hani 10.000 olmasın diye. Tabii. Ama en basitinden sosyal medya duyurduğumuzda siz o isimleri niye alıyorsunuz diye karavancılardan bile bize tepki gelmeye başladı. Allah Allah. Yani ben yorumları bende duruyor şu an saklı bir şekilde. Yani orada siz bunları işte gerekli yerlere başvurdunuz mu? Siz bu bilgileri niye topluyorsunuz? Topladığınız bilgi Hotmail. İsmi soy ismi yani yapacağınız bir şey yok. Anladım. Bu yeni yani gelen bu sıkıntıya biraz yeni gelen detaya girdim ama evet bu sadece sistemi kurduranların görebileceği menüye dönüştü mecburen. Anladım. Sistem. Bu karavana uygulayacağın sistem hangi paket oluyor? Full paket olacak. Bunu bir ücretli diyorsun. Peki şimdi mesela şu an 2021 Nisan ayına girdik. İnsanlara aylık ne kadar bir ödemeye mal oluyor? Şimdi bugün 2 Nisan 2021, 2022, 2023'ün 2 Nisan'ına kadar hiçbir ücreti yok bu sistemin. Tamamen bugünkü aldığımız rakamın üzerine 2 yıllık herhangi bir ücreti yok. 2 yıl bitmesine bir hafta kala biz yeni yıla gireceği vakit o gün karavan kimin kullanımındaysa ki bu satılıyor yani tabii. Şimdiye kadar olan sattığımız ve verdiğimiz sistemlerin birçoğu el değiştirdi. Yeni sahipleriyle irtibata geçiyoruz. Aynı bilgilerini alıp onun üzerine devrediyoruz. O da kullanmaya devam ediyor. Biz bir hafta kaldığında işte sisteminizin yenilenmesi gerekiyor. Uzatmayı düşünüyor musunuz dediğimizde 1 yıllık uzatma istiyorum. 2 yıllık uzatma istiyorum da biz uzatıyoruz. Sistemi aynı şekilde kullanmaya devam ediyor. Peki bunun kişiye ne kadar mal oluyor? Yani şimdi, paketler kaç liradan kaç liraya şimdi, kadar? Yine 2021 Nisan ayındayız. Bugün itibariyle dövizin de ne olduğu belli bilerek yani çok aşırı bir fahiş bir rakam olmadığı sürece 1250, 3000, 5000 artık ADV bunlar tabii üzerinden. 3 paketimizin fiyatları böyle. Bu 3000'lik paketi aldığında 2 yıllık şu anki rakamla söylüyorum. 3000'lik paketi aldığında 2 yıllık başka hiçbir ücreti yok. Anladım. Yani yok servise geldik ücret yok ne bileyim hattıydı bilmem nesi ücret kesinlikle. 2 yıl önce hiçbir ücret yok. 2 yıldan sonra yıllık
bir uzatma var. Yıllık uzatmanın da aylık 9 dolar gibi bir server ve sistem maliyeti var. Türkcell hat olduğu için içinde. İstenirse devam edilir. İstenirse devam edebiliyor. Anladım. Evet. O zaman içerisinde başka bir ücret yok. Erim, şimdi hem güvenlik önlemi, hem aracı uzaktan takip etme, akü kontrol, su deposunun kontrolü, hatırladıklarımı söylüyorum. Evet. Gaz kontrol, kaçağında. Gaz kaçağındaki haber. Acil durum var. Evet. Sıcaklık var, don uyarısı var. Evet. Bir de bu uygulamada kamp alanları vardı, o devam ediyor. Devam mu? Ediyor. İstediğiniz kamp alanlarına hani iletişim bilgilerinizi harita üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Burası mesela şu an kayıt yaptığımız yer kaydı. Biz o sistem üzerinden buraya geldik. Mesela kendi kaydımız üzerinden süper. Buraya geldik. Süper. Hem de denemeli yapıyoruz. Deneme olduk. Süper aynen. Oldu. Artı karavan firmalarını koyduk yeni bir özellik olarak. Siz mesela şimdi reklam olacak. Olsun. Yani, işte atıyorum sıkıntı. Zirve karavana gidecek veya Spasa karavana. Arattırma bölümünde karavan firmaları diye başlığımız var. Oraya girdiğinde istediği firmaya firmalara da burada desteğimiz olsun diye. Süper. Firmaya oradan ulaşabilirsin. Harika var. Lokasyon olarak ekledik. Bu İstanbul özeline değil, Türkiye özeline. Bütün firmaları aklımıza geldiğince, sosyal medyada gördüğümüzce kendilerine danışmaya gerek görmedik. Çünkü insanlar ulaşmak istiyor zaten oralara. Onun haricinde diğer işte geçiş ücretlerinizi günü geçtikçe güncelliyoruz. 2021'i girdik. Sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. Etkinlikler yine orada var şu an mesela girenler görebiliyor. Tekrar söylüyorum yani gönül isterdi ki bunu herkes kullanabilsin ama maalesef bu kişisel verileri koruma kanunu bayağı bir can yakıyor firmalarda. Tabii ama aslında hem haklılar yani bu çok önemli bir şey. Bütün bilgilerimiz her yerde dağıtılıyor. WhatsApp'ta da oldu biliyorsun. Doğru, bir sürü şey doğru. Oldu. Ama siz yine bir şeklini bulup yaptınız. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Maalesef. Hani çok da aslında 3 senelik bir koruma için, karavanın koruması, takibi için, kendinizi güvende hissetmek, hırsızlık falan olayları bir sürü şey var. Rakam aslında aya vurduğunuzda çok büyük bir rakam değil. Taksit yapılma ihtimali oluyor mu mesela? Taksit hedefimiz var. Hani diğer güvenlik firmalarında olduğu gibi hiç peşinat almadan aylık ama o bir banka prosedür işleri. Onlar hallolacak tabii. Şu an itibariyle biraz daha güçlü olmak gerekiyor. Tamam. Şeyle bankaların nezdinde. Çok fazla karavan kirlenecek mi onu da sorayım. Yok. Ya zaten açacak yerleri açtık. Karıcıyı her şeyin yeri hazır zaten şu an. Ha, tamam. Ya belki de bunu hiç delme yapmayacağız bile. Şu an delme hiçbir şey yok. Peki. Şeyi merak ediyorum. Şimdi normalde insanlar bu sistemi yaptırırken karavanlar imal edilirken yapılması daha mantıklıdır. Çok iyi. Çok güzel bir soru söylediniz. Son yaptığımız 2-3 montajı tesisatını hazırlattık, malzemelerini gönderdik. Biz sadece donanım takmaya gittik. Sadece yerlerine donanımları taktık. İçerideki tavan spotunuz nasıl duruyor? O da öyle. O şekilde duruyor orada. Kablo falan hiçbir şey yok. Direkt oradan kablosu çıkarılmış halde. Evet. Önem verdiğimiz imalat aşamasında bunun takılması. Anladım. Yani orada son kullanıcıların imalatçıya istekte bulunup güvenlik opsiyonu olamaz deyip bizim sistemimiz istemeler gerekiyor. Bir de bu sene çok soğuk bir kış dönemi geçirdik. Evet. Donmalar oldu. Birçok insanın karavanı hasar gördü. Doğru. Su borularında işte biriken suyun buz tutması, çatlaması falan. Bununla ilgili zaten sistemin bize getirdiğini. Evet, bizim zaten önceliğimiz karavanda güvenlik opsiyonu olamaz. Yani güvenlik olması gereken bir şey. Ve bu çerçevede sizin eviniz şehir içinde normal ısısı yüksek olan bir yerde olabilir ama karavanınız kampingde duruyor. Sizin oradaki sıcaklık, sizi o taraftaki sıcaklığı aldatmasın. Karavanın olduğu yerden bizim sistemimiz haber veriyor. Burası diyor 3 derece altına düşüktü. Don uyarısı var. Sistemini tedbirini al diye uyarıyor sizi. Çok güzel bir şey. Don uyarısı. Bugün bir turumu C6'nın veya onun kaç para rakam olduğu ciddi zararlar çok ciddi oldu. Büyük rakamlar var. Yani bir sisteme şimdi vereceğimiz şu normal bir güvenlik ücreti koruduğu cihaz onun ya, 10 katı, 11 Erim, katı bu civarında. Bu sistemi zaten şey olarak görüyorum. Yani bir arabayı alırken sigorta yapıyorsun, trafiğini, kaskosunu aynen, falan. Aynen. Bunun da olması lazım. Ben buradan üreticilere de tavsiyede bulunuyorum. Yani opsiyon olmamalı ama tüketiciye yine de bunu imalat aşamasında da sorabilirsiniz. Yani bu sistem olmalı mı, olmamalı mı diye tüketici kendi karar verebilir. Ama sizlerin bunları sunmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanların en büyük korkusu karavan aldığında nasıl takip edeceğim? Aslında devamlı üreticiyi de koruyan bir durum var. Yani üretici sonuçta bu sorunla uğraşmaya başlayacak sonrasında. Tabii ki. Yani tabii çıkacağın ki. Sorunu ben X bir firmadan karavanı yaptırmışsam sorun çıktığında kime gideceğim ilk? Kendisine gideceğim. O iş yükünün arasında bir daha geçmişe dönük onunla ilgili uğraşacağım. Evet. Ama bunun bir aplikasyon üzerinden bir haber verilmiş olması, o kişinin tedbir alması milli bir değer yani. Kesinlikle. O gidecek tekrar çıkacak var. Bakalım. O zaman tamam. Size kolay gel. Çok tuttum seni. Sıkıntı yok. Biz şimdi keşfi yaptık. takacağımız yerleri hazırladık. Tamam. Hızlıca uygulamayı yapıyoruz. En sonunda zaten çalışırken tekrar kontrol ederiz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bu arada lütfen abone olun, beğenin, yorum yapın, bir şey yapın, bir şey söyleyin yani.